Evet, Fikir Takip ikinci bölümüne devam ediyor değerli izleyenler. 2015 seçim yılı olacak. Bu normal zamanlamasında şayet seçim gerçekleşirse. Haziran ayında, Haziran 2015'te seçim var. Yani 6 aylık bir süre kaldı diyebiliriz seçimlere. Tabii burada önemli bir detayda var. %10 seçim barajı. Yanılmıyorsam 1980'den sonra 80 darbesiyle beraber %10 seçim barajı Türkiye'de, Türkiye seçim sistematiğinde getiriliyor. Ve peyderpey. Özellikle 87'den sonra 90'lı yıllarla birlikte bu %10 seçim barajı hep tartışma konusu olmuştur ama bir türlü kalkmamıştır. Tabii kalkmasının ne tarz faydaları var ya da ne tarz dezavantajları var, bunları da konuşacağız. Anayasa Mahkemesi'nin gündeminde şu anda seçim barajının, %10 seçim barajının kaldırılması konusu bulunuyor. Şayet AYM'den kaldırılması doğrultusunda bir karar çıkarsa Türkiye'yi nasıl günler bekler? Vallahi çok karışır diye düşünüyorum yani. Hatta ben erken seçime bile, hükümet erken seçim kozunu bile masaya sürer diye düşünüyorum. Nasıl ki 367 kararında hemen 2007 seçimlerine giderken bir erken seçim kozu ortaya sürüldü. O karardan sonra Cumhurbaşkanı'nı madem seçemiyoruz, gidelim hükümet millete, millet bir karar versin, sandıktan ortaya bir şey çıksın diye erken seçim kozu ortaya sürüldü ve tuttu. Millet tekrar aynı partiye yetki verdi. Bu sefer kriz çıkmadan bir cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı ikincisinde. Şimdi baktığınız zaman bu 95'te Anayasa Mahkemesi anayasaya aykırılık tespit etmemiş bunda. 2005'te Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi her ülkenin kendine göre bir kuralları vardır deyip bunu bir insan hakkı ihlali olarak görmemiş. Öbür taraftan bakıyoruz, dünyada %0 barajlar olduğu gibi, %4 gibi Almanya'da, birkaç ülkede daha, Belçika'da yanlış hatırlamıyorsam %4 gibi barajlar. Rusya gibi bazı ülkelerde %7 gibi barajlar. Bizde de %10 gibi. Evet, bugün konuştuğumuz zaman dünyanın birçok ülkesine göre yüksek bir baraj. Yüksek. Hani ikiler, üçler, dörtler, beşler konuşulurken çok dünya ortalamaları. Yani. Evet, bizimki en yüksek belki olanlardan birisidir. Fakat burada amaç hakikaten temsilde adaleti sağlamak mı? Yoksa AK Parti'nin tek başına iktidarını ortadan kaldırmak mı? Yoksa anayasa yapılmasın, aman hiç olmazsa bunlar bir anayasa değişikliği yapmasın diye bir çalışma mı? Bu bir yargısal, hukuksal bir siyasete müdahale mi? Doğrusu bu çok tartışılıyor. Evet. Yani yargı da kendi seyrinde yürüyebilse, siyaset de kendi seyrinde yürüyebilse. Şimdi ben Sayın Başbakan, o zaman Tayyip Bey başbakandı, bizi işte Cumhurbaşkanı adayı olayım mı olmayayım mı diye topladığında, ben Sayın Tayyip Erdoğan'a söz aldığımda şunu söylemiştim. Bir, Cumhurbaşkanı adayı olun. İki, sizin dar bölge veya daraltılmış bölge seçim değişikliğini, sistem değişikliğini çok destekliyorum demiştim. Bu hem milli iradeyi de güçlendirecektir. Hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de güçlendirecektir. Ama muhalefet partilerinden hiç ses seda çıkmadı. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi dedi ki, tamam kardeşim, madem baraj yüksek diyorsunuz, gelin dar bölgeyi ya da daraltılmış bölgeyi konuşalım. En azından bir komisyon kuralım, çalışmalar yapalım. Bu çalışmaların neticesinde bir sonuç çıkaralım, o sonucu da yasalaştıralım yani ve uygulayalım. Blöf yaptığını düşünsek bile konuşulmaya değer bir teklifti. Sayın Başbakan o zaman şunu söyledi. Bir, %10'la devam ederiz dedi. Aynen. İki, %5'e indiririz dedi, daraltılmış bölge yaparız dedi. Üç dedi, ülke barajını kaldırırız, dar bölge yaparız. Gelin dedi konuşalım ama tık demedi kimse. Tabii. Yani belki oradan muhalefet partileri çıkıp evet varız ya %5'e veya daraltılmış dar bölgeye varız deseydi belki Tayyip Erdoğan dönemeyecekti. Ama bilemem yani, ama bunu görmedi yani. Aynen. Haklısın o konuda. Yani şimdi, bunu gündeme taşıdı. Türkiye 550 bölgeye yaklaşık bölmek ve herkesin en iyi tanıdığı ve kendisini temsil edeceğine inandığı birisini, hatta ve hatta bana göre hiçbir genel başkanın işine gelmeyecek, siyasette devrim olacak bir projeyi AK Parti ortaya koyduğunda, sırf
ya bunun sonucu AK Parti'ye yarar endişesiyle. Sedacığım, bizim izleyenlerimiz için de açıklamada bulundu musun? Yani 18 milletvekili var. Nasıl seçecek bu durumda? Yani daraltılmış bölge ve dar bölgede. Kaç? 36 taneden kendisi seçecek. Yani orada lider milletvekilini belirlemeyecek. Kesinlikle. 36 tane diyelim isim var. İsimlerin içinden ilk 18 tanesini yazacak. En çok oy alan 1, 2, 3, 4, 5 diye sıralanacak. Yani, çarşaf listesi. Evet. O olacak. Ondan sonra mesela denilecek ki Kestel Gürsü bir bölge. Örnek. Bir bölge olacak. Yıldırım sadece bir bölge. Yani şimdi Yıldırım'da yaşayan birisini, Yıldırım'ı bilen birisini, Yıldırım'la haşır neşir olacağına inandığım birisini ya da Nilüfer bir bölge diyecek. Evet. Nilüfer'de yaşayan, Nilüfer'in dertleriyle dertlenecek birisini seçeceksin. Anlatabildim mi? Yani dar bölge olsun, daraltılmış bölge olsun, öbürü olsun. Temsiliyet daha fazla yani ve bugünkü koşullarda. Ya da daha önce yaptığı bir teklif var yine Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Bu tekliflerden çok daha önce ben de parlamentodayken denildi ki madem temsilde adalet, yönetimde istikrar, tamam bu baraj yönetimde istikrarı sağlıyor, temsilde adalette eksiklik oluyor. O zaman 450 milletvekili çıkaralım, 100 tane de Türkiye milletvekili olsun. %1 oy alan bir milletvekili, %30 alan 30 milletvekili, %20 alan 20 milletvekili artı koysun. 450'yi paylaştıralım bugünkü sistemde. Ama hangi parti yüzde kaç alıyorsa o oranda, o kadar da milletvekili artı. Mesela 100 taneyi paylaştıracak. Evet, mesela Cumhuriyet Halk Partisi diyelim %40 aldı. 40 milletvekili arttı. AK Parti gitti 35 aldı. 35 milletvekili arttı. MHP 30 aldı. 30 milletvekili arttı. Ama bu arada diyelim ki HDP'de 8 aldı. Artı 8 milletvekili. 8. Onlar da genel başkanın kontenjanıyla belirlenecek isimler tabii, olacak değil mi? Tabii. Türkiye tabii. Milletvekili. Hem de nedir bu? Hani ben akademik kariyeri olan ya da işinde çok ehli olduğunu düşündüğüm bilim adamı şudur. Bana ihtiyacım var mecliste arkadaş. Evet. Ya ben bunu koyayım listeye diyeceksin. Senato gibi. Ne güzel bir teklif 550'si bir çalışacak. Senato gibi iki ayrı değil. Yani meclis senato ayrı değil. Dediğiniz doğru. Seçimler anlamında onu söylüyorum. Böyle yani. Olacaktı ve 500 yani genel başkan da diyorsun ki kardeşim sen de çalışmak istediğin insanları 100 kişilik listeni koy. 100 kişilik bir liste açıkla. Her genel başkana bu hakkı veriyorsun. Öbür taraftan da dar 450 milletvekili listesinde de İşte özellikle seçim bölgesinde gerçekten yatacak, kalkacak, halkla haşır neşir olacak, seçim bölgesinin dertleriyle dertlenecek insanları da 450 milletvekili olarak listeye koy denildi. Bu da olmaz denildi. Şimdi bütün bunların hepsine olmaz dedikten sonra Anayasa Mahkemesi'nin bu açıklamasının peşine bu kadar özellikle CHP ve HDP'nin takılıyor olması, MHP biraz daha renk vermiyor çünkü onun çekincesi var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin çekincesi. Barajı kaldırırsak, önceden çekincesi buydu, HDP girer. Bir de şeyden faydalanır, seçim bütçesinden faydalanır. Çekincesi buydu. Gerçi şimdi bağımsız milletvekiliyle öyle bunu aşıyorlar. Birleşik. Baraj şeyini aştılar, bir tek para alamıyorlar. %7 ve üzeri para alıyor. Dolayısıyla o çekinceyi de ortadan kaldırdığı zaman, MHP de belki barajın kalkmasına gelecek ama şimdi gerçekten eğri oturup doğru konuşmamız lazım. Anayasa Mahkemesi 95'te bu kararı vermiş ve Sayın Haşim Kılıç o zaman Anayasa Mahkemesi'nin üyesi, rahmetli Özal'ın Cumhurbaşkanlığı kontenjanına atadığı bir üye ve bu kararın altına imza koymuş. 2005'te de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu kararı vermiş ve bu nerede hazırlanıyor? Antalya'da, zannedersem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Anayasa Mahkemelerine bireysel başvurularının kuvvetlendirilmesi, güçlendirilmesi diye bir sempozyum düzenliyor. Anayasa Mahkemesi üyeleri oraya götürülüyor. Orada bu konuda gündem oluşturuluyor. Gazeteciler de çağrılıyor ve Türkiye'nin gündemine bu şekilde sokuluyor. Şimdi bunlara baktığınız zaman siz hani şeytanın avukatlığını biraz önce yapıyorsunuz ya, her konuda muhakkak yapmak lazım. O konuda da muhakkak, öbüründe de canım, yapmak lazım. O zaman Anayasa Mahkemesi, kardeşim biz birileri, ben özellikle burada bir şudur budur diyeceğim ama toptan şunu söyleyebilirim. AK Parti iktidarda olmasın kardeşim. Ama ben bunu %10 barajı ve sandık yoluyla gönderemiyorum. Acaba bu ülkeyi onun tek başına iktidardan düşürecek bir yöntemi nasıl bulabilirim şeklindeki çalışmasından sonra bir Anayasa Mahkemesi eliyle mi bunu yapmak istiyor diye
açıkçası çok ciddi olarak düşünüyorum. Evet. Çünkü burada Anayasa Mahkemesi üyeleri oraya götürülüyor. 17 tane üye Antalya'daki sempozyuma. Orada bireysel başvuru baktığınız zaman Anayasa Mahkemesi'nin herhangi bir kanunu değiştirme etkisi yok. Bunu esastan görüşme imkanı hiç yok. Ortaya çıkmış bir yasa da yok eskiden. Hani şimdi Anayasa Mahkemesi'ne niye götürürsün bir yasayı? Diyelim yeni bir yasa çıktı. Bu anayasaya aykırı mı değil mi? Anayasa Mahkemesi iki şeye bakar. Bir, o yasanın anayasaya aykırı olup olmadığını. İki, usulde meclise gelişinde, görüşmelerde, şunda bunda bir usul hatası var mı yok mu? Onun haricinde parlamentonun görevine müdahale etme şansı yok. Parlamentoya doğrudan müdahale etme şansı yok. Ama Anayasa Mahkemesi gider de bunu ben usulden reddetmiyorum, esastan görüşmeye başlayacağım deyip ondan sonra da esastan görüşüp kardeşim bunu uygulayacağınız dediği an Türkiye'de bana göre hem bu seçimde kaos olur hem seçimden sonra çok büyük kaos olur. Sıkıntı olur, doğru. Özür dileyerek söylüyorum. Biraz sonra belki yani sözü uzattığım için özür diliyorum. Estağfurullah. Soner'in bir anketi var. 40'ın altında gösteriyor AK Parti'yi. Birçok anket öyle göstermiyor ama. Şimdi konuşacağız. Baktığınız zaman anketlere baktığınız zaman birileri diyor ki kardeşim AK Parti bugünkü yapıyla tek başına iktidar olamaz diyen var. Anayasayı değiştirecek çoğunluğa ulaşamaz diyen var baraj kalktığı zaman. Baraj kalktığı da her önüne gelen paldır küldür girsin içeride. Diyelim ki bu AK Parti olur. Bugün AK Parti. Yarın CHP oldu. %49 aldı. Öbür taraftan da %51'i bir araya geldi. 7 tane parti. Ve Türkiye'yi 7 tane partiyle yönetmeye kalkıyoruz. Yani keşke bizim kültürümüz o koalisyonlara uygun bir şekilde olsa. Ama biz 3 partili en son 99 ve 2001 arası DSP, MHP, ANAP koalisyonu hatırlıyoruz. Başımıza gelenleri hep beraber biliyoruz. Ondan önceki koalisyonları da hatırlıyoruz. Yani baraj olmasın demek ben kesinlikle Türkiye'nin istikrarı, siyasi istikrarının altına dinamit koymaktır. Hı hı. Ve gerçekten bunun geri dönüşümü ve götürülerinin çok büyük kayıplarla karşılaşacağını düşünüyorum. Ama bunun haricinde inşallah Anayasa Mahkemesi'nin herhangi bir kararına gerek kalmadan keşke siyasi partiler bir araya gelse, %10 barajını nereye çekelim, hangi yönteme yapalım, en demokratik olanı, en iyi olanı hangisidir diye. Çünkü bugün bütün siyasi partiler %10 barajının yüksek olduğunu kabul ediyor. O zaman buna da bir formül bulmak Anayasa Mahkemesi'nin öncesinde siyasi partilerin işidir. Bana göre bütün siyasi partiler bu seçime giderken nasıl geçmişte 2011 seçimlerinde anayasayı değiştirme taahhütünde bulunduysalar, bu seçimde de seçim sistemini değiştirme ya da bu barajı aşağı çekme taahhütünde bulunurlarsa çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet, Güran Bey. Yani şimdi Türkiye'nin bence en önemli iki büyük problemi var. Birincisi yargı, yasama ve yürütmenin yani kuvvetler ayrılığı ilkesinin doğru dürüst çalışmaması, buna bağlı olarak da yargı sisteminin yani yargının bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ilkesinin neredeyse yok edildiği bir dönemi yaşıyoruz. Bu öncelikli bir problem. Yani ekonomiden falan da önce. Çünkü hukukun olmadığı yerde demokrasi, cumhuriyet, laiklik vesaire gibi hiçbir ilke kalmıyor. Yani hukuk insanlık tarihi kadar eski bir mesele. Yani insan var olduğunda hukuk başlamış. Adalet dolayısıyla lazım, doğru. Hukuk ve kuvvetler ayrılığı ilkesi eğer yok ediliyorsa o zaman işte biraz evvel söylediklerin senin açından doğruysa gerçekten büyük bir problem. Geçmişte de biz bir taraftan bağırıyorduk ya diyorduk bu yargı manipüle ediliyor işte Ergenekon'dan, Ayışın'dan, Sarıkız'dan bir sürü insanlar şeysiz gözaltına alındı. Birinci problem bu. İkinci problem ise bu noktaya gelmemizin temel nedeni siyasi partiler yasası ve seçim yasasıdır. Aynen. Yani biraz daha içeride de belki burada çok rahat konuşamayacağımız şeyleri konuştuk. Yani seçim sistemine insanların milletvekili olması, yetenek meselesi, aynen, yeterlik meselesi bir sürü şey. Türkiye'nin iyi yönetiliyor olabilmesi lider sultasından partilerin kurtulması ve insanların özgürce, biraz evvel senin söylediğin gibi olabilir, kendi yerelinde, aynen, kendi bölgesinde sevilen, bilinen, nitelikli, yetkin, tabii, yetenekli insanların yönetimlere seçilmesiyle olur. Yani birisinin ağzına bakarak ya beni bir sesse de şurada bir milletvekili oluversem, ya beni bir tayin etse de bir belediye başkanı oluversem, belediye başkanı da
ya 3 tane şu belediye başkanına yakın olayım diye bir meclis üyeliği koparıversem, bu yönüyle zaten Türkiye mahvolmuştur. Türkiye'nin en büyük problemi budur. Ne kadar yeteneksiz insan varsa belli yerlerde oluyor. Bunu genelleme yapmak doğru değil. Çünkü birileri seçiyor. Şimdi geçmişten bugüne ta Özal dönemine de alalım. Aynen. Ondan sonraki iktidarları da alalım. İktidarın dışında olanlar seçim barajı düşürsün demiştir. Aynen. İktidara geldiği gün seçim barajından memnun olmuştur. Sesi çıkmamıştır. Çünkü elinde bir güç vehmediyor. Aynen. O parti veya parti liderleri. Diyor ki aman bu baraj kalsın, ben içeride durayım. Zaten seçim yasası da buna müsait. Siyasi partiler yasası da müsait. Yani ön seçim yapmam, merkez yoklaması diye bir şey çıkartmışım. Oradan yoklarım. Yani 100 tane milletvekili seçilecekse bunun 80 tanesi, 90 tanesini ben tayin ederim. Benim evet, arkadaşlarım evet. tayin eder. 10 tanesini de göstermek bir ön seçim yapıveririm. Tamam bitti. Herkes memnun. Türkiye memnun mu? Değil. Dolayısıyla bu konuda AKP'de, muhalefet partilerde hepsinin iştenlikli olması lazım. Doğru. Öncelikle oturmaları lazım masaya. Evet. Yani şimdi istikrar diyoruz ama temsil, adalet temsilde adalet yok. Evet. Temsil yok. Artık oylar var. Yani %40 ile 50 ile iktidar oluyorsunuz. Öbürleri hiçbir. Yani parlamentoda esen %51. Yani analist şirketlerde de öyledir. Aynen. %50.00.1 hissesi olan ne derse olur Türk Ticaret Kanunu'nda. %49.99 hiçbir şey demiş değildir. Yani neredeyse yarısıdır ama o binde bir için bile sesin soluğun çıkmaz sadece yönetim kurulunda. Doğru. İsteyen yönetir. Aynı Türkiye'de de öyle. Şimdi %50'yi bir tarafa koyuyorsun. Yani bir de şeye bak. Yani kullanılmayan oylara bak. %80 diyelim oranında oy kullanıldı. %40'ı. %32 ile iktidar oluyorsun. Nerede %60'ı? Dolayısıyla burada çok büyük bir problem var. Yani bir taraftan istikrar olmalı. Bir taraftan da temsilde adaleti sağlamalı. Yani ben orada varlığımı sürdürmeliyim. Evet, HDP'liler de orada niye hülle yapsınlar kardeşim? Yani yapmak zorunda bağımsız kursun, girsinler. Onlar da oraya o şeye kendi kurumsal kimlikleriyle girsinler. Ha sıfır olmasın. Benim kişisel fikrim %3-5 bu işin doğrusudur. Yani 5'in üstü bile fazladır. Yani 3 olabilir, 5 olabilir. Yani orada bir bloklaşma olmasını engeller. Evet. Temsilde adalet %30'lardan %70'lere kadar, 60'lara kadar çıkabilir. O zaman daha kamu vicdanında da iktidar olan parti daha etkili olur. Muhalefet de daha güçlü olur orada. Tabii. Çünkü diğer partilerde olacağı için, 3-4 tane daha parti olacağı için onlar bazı konularda iktidarı yön verirler. Şimdi bunu yapmamaların temel nedeni biraz evvel de söyledim. Biz gücü seviyoruz. İnsan zaten gücü sevmektedir. Tabii. Ya aman benim elimde olsun, ben tayin edeyim anlayışı içinde siyasi partiler yasası ve seçim yasası değişmediği sürece biz bunları konuşmaya devam ederiz. Maalesef. Ha şimdi onun için söyledim. Sayın Başbakan o dönem, Sayın Tayyip Erdoğan bunu iştenlikli mi söyledi? Yoksa hani bir blöf mü attı? Zaten bunlar kabul etmez mi dedi? Onu bilmiyorum. Keşke muhalefet partileri o gün o resti veya blöfü neyse görseydi. Evet kardeşim varız. Hadi bakalım oturalım. Meclise getirin bunu. Tamam. Şunu şurada tartışalım. Bir komisyon kuralım. Bu komisyondan çıkacak şeye göre de bunu kararlaştıralım deselerdi belki bugün bunu konuşmuyor olacaktı. Bence de. %10 seçim barajı çok yüksektir. Bence de yüksek. Çok şey yüksek. Demiyorum ona. Çok yüksek. Evet. Ama bir taraftan da İtalya örneğinde olduğu gibi yani parlamentoya girmiş 15 tane parti 8 tane 5 benzemez. 8 parti koalisyon yapıyor. Bir dönem biliyorsunuz İtalya. Aynen. Bu koalisyonlar nedeniyle ki dünyada iyi bir örnektir. İtalya koalisyonlarla yönetilmiş bir dönemi yaşamıştır. Evet. İyi bir örnek olmasına rağmen ekonomik krizlerden ve şeylerden kurtulamamıştır. Yani koalisyonlar da çözümdür ama bizim gibi ülkelerde maalesef koalisyonlar yeterli değil. Bulgaristan'da öyle şu anda. Gene erken tabii, seçim kararı aldılar. Üçüncüye. Evet. Tabii neden yeterli değil Fırat'cığım? Yani biz göçer bir toplumdan geliyoruz. Evet. Bir apartman dairesinde, bir apartmanda bile ortak akılla, ortak mülkiyetle yaşamayı beceremeyen bir toplumuz biz. Yani beraber yönetemiyoruz bir apartmanı. Doğru, yani bütün yöneticiler neredeyse söz meclisten dışarı, yani hiç kimseye de şey yapmıyor. Ya hırsız bellerler ya bilmem ne. Yani adam yöneticiliği bıraksın da kurtulayım diye bakar. Yani 10 kişi bir apartmanı yönetemez. Bir apartmanda yaşayamayız. Şimdi parlamentoda da böyle. Yani biri oraya çeker, biri buraya çeker. Doğru. Dolayısıyla %3
5 gibi bir seçim barajı konmalı. Muhakkak dar bölge ve daraltılmış bölge nispi işte temsil sistemi, temsilde adalet seçim sistemi Türkiye'nin önünü açacak en önemli girişimdir. Ama benim açıkçası umudum yok. Yok. Şimdi buradan hemen umudum yok. Bağlı ama olarak... özür dileyerek söylüyorum. Anayasa Mahkemesi'nden baraj kalkacak kararı çıkacağını tahmin ederse hükümet belki de erken seçim kozunu belki, hemen ortaya koyar. Bekir Bozdağ bunu çok açık söyledi. Yani. Bu kabul edilmez dedi. Yani. Muhakkak hükümet elindeki imkanları kullanabilir. Evet, barajdan hemen şeye geçelim. Şimdi takım anket şirketlerinin son günlerde yapmış olduğu anketleri görüyoruz. İşte seçimlere 6 ay kala anketleri başladı. En son ORC'nin anketi. Bu çok konuşulacak bir ankete benziyor. İşte baktığımız zaman AK Parti 48, CHP 23, MHP 13, BDP 8 şeklinde yüzde olarak bunları ifade edebiliriz. Küsuratlarını attım, yuvarlayarak söyledim rakamları. Doğru. Gerçeği yansıtıyor mu sizce bu rakamlar? Şimdi Fırat Bey, yani ben en son sosyal medyada özellikle Sonar'ın anketlerini biraz takip ettim. Özellikle orada işte AK Parti'nin 40'ın altına düştüğü şeklinde ifadeler vardı. Bir de işte bu baraj kalkarsa, İşte bak 40'ın altı zaten mümkün değil tek başına iktidar olma durumu diye bir aslında sevinç açıklamaları diyebileceğimiz açıklamalar vardı. Ama bu arada çok ilginç o bile evet AK Parti düşüyor ama CHP ve MHP de düşüyor diye kendi anketlerinde gösteriyordu. Yani iktidar düşerken muhalefet yukarı çıkmıyor. İktidar partisinin oyu düşüyor, kararsızlara yönelme var. Böyle bir durum tespiti yapıyordu. Şimdi bugün sosyal medyada da ben de bu anket sonuçlarını okudum. Hemen şöyle bir hesap yaptım. Dedim ki ya 48 var burada. Öbürküler 23, 16 ve 8 44 yapıyor. 23, 13 ve 8. Yani 48'e 44. Yani üçünün toplamı şu anda iktidar partisi kadar değil. Bu bana göre önemli. Önceden yani bu sonuç gerçekleşirse tabii. Çünkü ben bunu özellikle önemsiyorum. Çünkü CHP, MHP ve bugün HDP'nin üçünün toplamı AK Parti kadar etmiyorsa muhalefetin hakikaten kendini çok ciddi gözden geçirmesi lazım. İkincisi Sayın Davutoğlu'nun genel başkanlığına rağmen oy düşmesi olmuyorsa o zaman AK Parti'yi de yani eğer bunlar gerçekleşirse tabii. Çok tebrik etmek lazım. Çünkü siz genel başkan değil. Bakın AK Parti kurulduğundan beri iki tane genel başkan, üç tane başbakan, iki tane cumhurbaşkanı kendi içinden çıkarmış bir parti. Ciddi bir başarı. Ya, üç tane başbakan. Sayın Gül, Sayın Erdoğan ve Sayın Davutoğlu. İki cumhurbaşkanı Sayın Gül ve Erdoğan. İki genel başkan Sayın Erdoğan ve Sayın Davutoğlu. Yani baktığınız zaman kendi içinde de sürekli bunları çıkarıp hala bu sonuçları alabiliyorsa demek ki bir kurumsallaşma var. Demek ki bir istikrar var. Beğenirsiniz beğenmezsiniz. Birçok eleştirdiğiniz nokta olur ama demek ki milletin başarılı gördüğü alanlar var. Demek ki bu millet hala bu partiye güveniyor. Hala bu partinin kendisini yönetmesini istiyor. O zaman muhalefetin kendisini çok daha fazla gözden geçirmesine ihtiyaç var. Zaten durum onu gösteriyor. Mesela Cumhurbaşkanlığı seçiminin hemen sonrasında yapılan anketlerde Cumhuriyet Halk Partisi 25'in üzeriydi. Şimdi 23.7'lerde gözüküyor. Yine Milliyetçi Hareket Partisi 15'in üzeriydi. Ve AK Parti de 46'lardaydı. Şimdi 48. Yani bu şunu da gösteriyor. Sayın Davutoğlu'nu da benimsemeye başlayan ve onun çizgisini kabullenmeye başlayan bir kitlenin olduğunu da gösteriyor. Ama belki bu anket sonuçları bir yerlerde değerlendirilip işte bu üst akıldan Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına kadar gidecek yeni formüller üretiliyor. Belki bu sonuçlar bu şekilde geldiği için bu formüller ortaya konuluyor. Ama ne dersek diyelim bu çok ciddi bir başarıdır. Anketlerde hala bu kadar konuşuluyor ve bu kadar üst seviyelerde çıkıyor olmak. Ama bu anket kaç kişiyle yapıldı diye sorarsanız 3200 kişiyle. Tabii yani şimdi Türkiye'de belki 50 milyon seçmen var. 3200 kişi ama her bölgeye göre bir onların da puanlaması var. O puanlamaya göre yani
seçmenin yoğun olduğu yerlerde daha fazla denek, az olduğu yerlerde daha az denekle yapılan bir sonuca göre yapıyoruz bunu. Ama özellikle son yıllarda birkaç tane anket şirketinin de neredeyse birebir diyebileceğimiz kadar tutturduğunu ve bu anketlerin doğru çıktığını da işte 2007'de, 2009'da, 2011'de Cumhurbaşkanlığı seçiminde işte birinci turda seçilecek denildiğinde acaba manipülasyon mu var diye herkes endişeyle yaklaşmıştı. Ama sonuçta birinci turda seçildiğini görünce demek ki bir manipülasyon olmadığı olabilir de ayrıca. Yani evet. Yasak başlayana kadar işte birisi AK Parti'yi çok seviyorsa AK Parti'nin lehine, birisi CHP'yi çok seviyorsa CHP'nin lehine anketlerde yayınlıyor. Biz bunları da açıkçası görüyoruz. İnşallah tarafsız bir ankettir. Önemli olan evet. O manipüle etmeye değil. Hakikaten milletin kararını ortaya çıkarmaya yönelik anketlerdir. Ama sonuç itibariyle ben hala AK Parti'nin başarılı bir şekilde gittiği tartışması, bir çizgi görüyorum bu sonuçlara çok göre. Çok doğru bir tespit yaptığınızı düşünüyorum ben. Yani 7 tane operasyondan bahsettiniz. İşte 2 genel başkanlık, 2 evet, başbakanlık, pardon 2 cumhurbaşkanlığı, 3 başbakanlıktan söz ettiniz. Baktığımız zaman 3 isim etrafında 7 operasyon aynen dönmüş. Tabii. AK Parti, Adalet ve Kalkınma Partisi, muhafazakar ve gelenekçi bir yapıdan geldiği her ne kadar ifade edilse de değişimin esas aynen olduğu doğru ve bu değişimle beraber başarının da beraberinde getirdiğini görüyoruz. Yani baktığımızda siz de bunu sıklıkla programlarımız içerisinde evet tekrar ettiniz. Dediniz ki partinin 3 saç ayağı var. Abdullah Gül, Bülent Arınç, Recep Tayyip tabii Erdoğan ama bu süreç içerisinde bir takım değişimlerin olduğunu aynen da ortaya koyuyor gelişmeler. Bu da çok önemli. Aynen. Yani gelişen süreçlere göre değişimi yönetebilmekte de başarının bence en önemli anahtarlarından biri geliyor bana Gülen Akla. Şimdi ben de buraya gelirken biraz araştırdım. 16 değişik tarihte 6 Mayıs'tan yani yerel seçimler bittikten neredeyse 1-1,5 ay sonrasından itibaren 4 Aralık'a kadar ki bugün sen açış konuşmanda ifade ettiğin ORC'nin evet anketi 48'e 23 olarak ifade ettiğin ankette dahil olmak üzere 16 değişik tarihte 6-7 tane anket firması anketler yapmışlar. Bunları bir yerde topladım. Metropol var, ORC var, NDR var, ANAR var, SONAR evet var. 5-6 tanesi aklımda. 6-7 tane anket firmasının yaptığı anketler var. Bunları alt alta topladım. Bunlar tabii birbirinden sapanlar da var ama bizim mod medyan diye baktığımız evet zaman bir aritmetik ortalama aldığınız zaman hani çünkü bazen bunlar bu dönemlerde iyi manipüle edilen evet uygulamalar öyle söyleyeyim hiçbir firmayı anket firmasına hedeflemeden manipüle ediliyor. Ne zaman manipülasyondan kaçıyorlar? Artık her anket firması tutturma oranını %1'ler seviyesine ya %1'ler seviyesine maksimum çıkarttığı zaman kabul edilirliği ortaya çıkıyor. O da seçimden bir gün öncesine kadar. Herkes notere veriyor. O zaman ondan önce manipüle ediliyor. Edilme ihtimali de yüksek. O olmasın diye ortalamaları aldım. Bu ortalamalardan baktığım AKP'nin %45 ile 50 bandı arasında bu 16 değişik tarihte değiştiğini, en düşük bu 16 değişik tarihten %40 olduğunu, bir tane %37 oranında olduğunu onu da ifade edelim. CHP'nin ise %23 ile 25 bandında ağırlıkla ortalamanın 24.5-27.7 civarında dolaştığını, iki tane 27 olduğunu, 2-27 olduğunu, MHP'nin ortalamasının gene ortalamaya baktığımız zaman bir tane %10'luk var, çok düşük, evet, bir tane de %20 var. Hatta %20 dediği 19.7 var, onu da bir tarafa koyarsak, o hani evet çok ekstrem noktalar, onu da ortaya koyarsak, MHP'nin de 13-16 bandında olduğunu görüyoruz. Yani bu bantlar aslında yerel seçim paralel bantlarında paralelinde çok böyle ekstrem şeyler olmamış. Yani kısmen evet şeyinki düşmüş gözüküyor. Yani 48 dikkate alırsak AKP'nin düşmüş gözüküyor. Bu işte sanıyorum başbakanlık seçimiyle veya değerlendirmesiyle ilgili olabilir. Yine CHP'nin kısmen bu oranlara göre düşmüş gözüküyor. MHP kendi şeyini koruyor gözüküyor. Evet. Ama ekstrem şeyler de var. Şimdi bugünden bakarak 2015 seçimlerini bu anketlere göre değerlendirmek çok olanaklı olmaz. Ne zaman olur? Ancak Mart ayında falan bunları daha
sıcağı sıcağına değerlendirmek veya daha doğru sonuçlara yakın sonuçlar almak mümkün olabilir. Ancak bugünkü koşullara baktığımız zaman, bu anketlerde baktığımız zaman bu kadar yıpranmışlığa, bu kadar işte biraz evvel de söylediğiniz gibi süreç değişikliklerine, parti içinde, kendi içinde bir takım hareketliliklere rağmen AKP'nin kendi konumunu koruduğunu, evet, CHP'nin gerek kendi konumunu korumaya devam ettirdiğini, MHP'nin de kendi konumunu devam ettirdiğini görüyoruz. Çok ekstrem bir şey görmedim ben bu anketlerde. Evet. Ama bütün şeylerde düşüş gözüküyor. Bütün partilerde, AKP'de de, CHP'de, MHP çok az olmakla beraber bir düşüş gözüküyor. Bu sanıyorum şey süreci içinde seçimlere doğru, daha olabilir, aktif olarak katılmayla, adaylarla, evet, ki çok yakından alakalı olacak. Tabii. Seçim hazırlıklarıyla, seçime önce başlamakla, yol almakla yakın alakalı sonuçlar çıkar diye düşünüyorum. Tabii en önemlisi, biraz evvel de konuştuk, eğer Anayasa Mahkemesi orada seçim barajı ile ilgili bir farklı değerlendirmede bulunursa, altını çizerek söylüyorum, 1 Ocak'tan itibaren Türkiye'de çok ciddi bir tartışma, kesinlikle, çok ciddi bir kriz ortamı. Tabii, bu ekonomiye kaos, de yansır. Kaos, ciddi aynen, bir kaos. Hani bunu düşmesin anlamında söylemiyorum. Alınacak her karar, aynen, yani olumlu veya olumsuz alınacak her karar önümüzdeki seçimleri etkileyecektir. Etkiler. Belki öne çekecektir. Evet. Çünkü Bekir Bozdağ'ın demeçlerinde bu gizliydi. O, evet, hiç kabul edilemez deyip kestirip attı. Yani daha uzun konuştu ama bu kabul edilemez dedi. Belki de önlem almaya çalışıyorlar şu anda. Yani evet, kesinlikle bence mesela Sayın Burhan Kuzu biz bunu tanımayız şeklinde bir ifadede bulundu ama, evet, Sayın Bülent Arınç pazartesi akşamı dikkatle dinledim Bakanlar Kurulu'ndan sonraki açıklamalarını, hükümet sözcüsü olarak mahkeme bir karar verirse biz ona uyarız diye şeklinde çok yumuşak, evet, ifadelerde bulundu. Ama tabii ki mahkemenin böyle bir karar vermesini, yüksek mahkemenin, yüce mahkemenin böyle bir karar vermesini açıkçası hiç arzu etmiyorum. Evet. Ben şahsım adına da söylüyorum, siyaset adına da. Ama doğrusu keşke siyasetçiler bir araya gelse. Otursunlar yani, niye yani, onu yargıyı bırakıyorsunuz? Aynen. Oturun parlamentoda. Yargıyı bırakmamak. Madem herkes istiyor bunu, değil mi? Aynen. MHP istiyor, CHP, evet, istiyor. Evet. AKP de istiyor. Oturun, karar verin. Yani atla deve değil ki. Yani 10'la 5 arasında 5 puan var. İlle hiç kimse sıfır olsun demiyor. Evet. Orada da bir mutabakat var. Doğru. Yani bunu siyasetçiler niye çözmez? Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Bir de HDP'nin %10'a yaklaşan Cumhurbaşkanlığı sürecinde bir oyu 7-8 civarlarında düştüğünü de. 8'ler civarında. Ben atladım da, evet. HDP'de yani, düştüğünü görüyoruz. 6 ile 8 arasında geziyor. Evet. Umut ediyoruz ki her şey güzelliklerle dolu olsun. İnşallah. Bazı şeylerin de sonu oluyor. İşte bugün olduğu gibi. Yaklaşık bugün bir hesap yaptım programa girmeden önce. 85. programımızı yapmışız. 85. Bravo. Bölümü yapmışız. Çok güzel. Çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Sedat biz, Bey size. Biz sizlere Duran çok Bey, teşekkür size. Ediyoruz. Hem de Line TV'ye teşekkür tabii, ediyoruz. Tabii Line TV'ye, Line TV ailesine çok teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlarımıza, emeği geçen programda, evet, emeği geçen, aynen, tüm arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok keyifli, çok keyifli, aynen, çok pozitif bir program oldu. Umut ediyoruz herkes için, her şey için, Türkiye için güzelliklerle, İnşallah, dolu olsun zaman dilimleri. Bizden 2015 Ocak ayı itibariyle yeni kanalda, yeni günde artık tekrar değerli izleyenlerimizle bir arada olacağız. Bu duyuruyu da yaptıktan sonra çok çok teşekkürlerimizle bir kez daha sizlere mutlu akşamlar diliyoruz. Değerli izleyenler, Fikri Takip'ten son kez hoşça kalın.